Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 15. günün ikinci dersine. Açı kenar bağıntılarının en önemli yerine geldik. Açı kenar bağıntılarında üçgen eşliğinden bahsedeceğiz size. Kitabımızda neredeyiz hemen bakıyoruz. Sayfa numarası 93'teyiz. 93, 94 ve 95'i işleyeceğiz sizinle birlikte bu dersimizde. Haydi bakalım, oyalanmadan derse başlayalım. Şimdi üçgen eşliği dediğimiz şey nedir? Bir üçgende bir kenar diğer iki kenarın toplamlarıyla farklar arasında arasındadır. Yani mesela buradaki A kenarını aldım. Diğer iki kenarın toplamıyla farkları arasındadır. Bak, bir artı ile bir eksi arası. Tabii farkları negatif olamayacak, bir uzunluk negatif olamayacağı için biz bunu mutlak değer içerisine alırız. Aa hocam, ben büyük sayıyı küçük sayıyı ayırt edebiliyorum, biliyorum dersen büyükten küçüğü çıkartırsın, mutlak değerle uğraşmaz. Ama bazı sorularda her iki tarafta böyle x'li bir değer olacak ya, o tür sorularda mutlak değeri almak tabii ki faydalı olacak. Peki B kenarı ne olacak? A ile C toplamı ve A ile C'nin farkı arasında. Peki C kenarı ne olacak? A artı B ile A eksi B arasında olacak. E hocam, burada biz 3 tane birden üçgen eşliği yazmışız böyle. Bir tanesini uygulasak yeterli mi? Diğerleri de sağlar mı? Evet, sağlar arkadaşım. Şimdi bir üçgende mesela sen A'yı araya aldın. Araya aldığında şu üçgen eşliği sağlanıyorsa diğerleri içinde üçgen eşliği sağlanacaktır. İstersen denemesini de kendin yapabilirsin. Başka bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Genelde yalnız kalanı araya alacaksınız. Mesela bir üçgen geldi. 2 tane x'li değer var. X 2x. Burası 3 verilmiş. 3'ü araya alacaksın. Ya da 2 tane sayı var burada. 4 var, 5 var, x var. Yalnız kalan x, yani bilinmeyen yalnız kalmış burada. O zaman bilinmeyeni araya alacaksınız. Üçgen eşliği uygularken de buna dikkat edeceksiniz. Hadi öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Mesela buraya baktık. Bak, yalnız kalan araya alınacak. X araya alınacak. X toplamlarıyla farklar arasında. 10 artı 7 ile 10 eksi 7. Mutlak değer yazmama gerek yok büyükten küçük olduğu için. 3 küçüktür x, o da küçük 17. Hocam, buradaki değerleri tek tek sayacak mıyız? Hayır. Her ikisinde de küçüklük işareti varsa ya da büyük işaret eşit olmadığı sürece büyükten küçüğü çıkart. Yani hocam 17 eksi 3 eksi 1 olacaktır. Bu da kaç yapıyor? 13 tane değer olacaktır. Yani kaç adet sayı olduğunu bulmak istiyorsak büyükten küçüğü çıkart, bir de 1 çıkart. Hocam birinde eşitlik olsaydı ne olacaktı? E o zaman eşitlik yok mu, yokmuş gibi düşünseydin ne olacaktı? Büyükten küçüğü çıkart, bir de 1 çıkart. O zaman bir de 1 ekleyecek. Yani şunlar gidiyor. Sadece birinde eşitlik varsa büyükten küçüğü çıkartmak yeterli oluyor. E hocam, her ikisinde de eşitlik varsa ne yapacağız? Şu eşit, şu eşit. Sen normalde şunu biliyorsun. Büyükten küçüğü çıkart, bir de 1 çıkart. Eşitlik olduğu zaman şu sayılar da ekleniyor ya, artı 2 olacak. Yani şurası artı 1 yapıyor. O zaman büyükten küçük çıkart, artı 1 şeklinde diyeceksin. Ama sen şunu bil, geri kalanını zaten yorumlayabilirsin. Kaç tane sayı olduğunu büyükten küçük çıkart, bir de 1 çıkart şeklinde buluyoruz gençler. Geldik şuraya. E hocam, burada da ne var? 10 var, 2x var, 3x var. E burada 2 tane bilinmeyen, 1 tane bilinen var. Yalnız kalanı araya alacaksın. Yani 2 kişiyi, 1 kişiyi döver hesabı yapacaksın, tamam? E o zaman burada 10'u araya aldım. Toplamlarıyla farklar arasında direkt yazıyorum. Toplamları 5x, farkları da x yaptı. E bunu ne yapacağız hocam? Hani iki kişi bir kişi araya aldı ya, girişiyoruz ya böyle. Sağlı sollu girişeceğim burada da. Yani bir şuna bakacaksın şöyle. Hocam buradan x küçüktür 10 geldi. Bir de buna bakacaksın böyle. 10 küçüktür 5x geldi ya. 5'e böl, 2 küçüktür x geldi. Her ikisini de düşüneceksin şimdi. Bu ikisinden sonuç çıkıyor, aralık çıkıyor bak. Ne geliyor o zaman buradaki aralık? Hocam x 2'den büyük geldi, 10'dan küçük geldi. O zaman x'in aralığı böylelikle 2 ile 10 arasında diyeceksin. Kaç tane olduğunu nasıl bulacaksın? Büyükten küçük çıkart, bir de 1 çıkart. Yani 7 tane diyeceksin. 7 tane. Cevap böylelikle 7 çıkar dostlar bu soruda. Evet, temel mantık anlaşıldı değil mi? Öğrenme alanında bu işi öğrendik. E hadi bakalım şu örnek 5 ile devam edelim. Şimdi şöyle bir soruya başlamışız. Uç noktaları K ve L olan bir tel parçası 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Buradaki noktalarla 10 eşit parçaya ayrılmış, görüyorsun. Say istersen şöyle. Bu telin K ve L noktaları çakışacak biçimde iki noktadan bükülerek, çakışacak biçimde iki noktadan bükülerek üçgen oluşturulacaktır. Buna göre elin büküldüğü noktalar aşağıdakilerden hangisidir? Mesela bir buradan bükeceğim şöyle. Hocam bu böyle kalkar. Mesela bir buradan bükeceğim şöyle. Bu da buradan kalkar böyle. Ama bunlar üçgen oluşturuyor mu diye bakacağım. Yani bunları böyle kaldırdığım zaman bu buradan kalktı, bu buradan kalktığı zaman böyle üçgen oluşuyor mu oluşmuyor mu ona bakacağım. Şimdi A ile E demiş. Hocam A'dan ve E'den kaldırırsam, bükersem böyle. O zaman ne olacak? A'dan kaldırdığım zaman bak, burası bir birim. Hepsini bir birim, bir birim, bir birim, bir birim diyelim şöyle. Üçgen oluşturuyoruz ya, şöyle üçgen oluşturuyoruz ya. Üçgenin kenarlarına dikkat et. Şu kalkan kısım, şu A'dan kalkıyor. Bir birimlik kısım kalkıyor. O zaman bir kenar 1 olacak. Sonra E'den kalksın diyor. E'den kalkan kısım da nasıl olacak arkadaşım? Şu şekilde. Böyle kalkınca bu kısım buraya gelecek. 2 birim olacak o zaman. Toplamda 10 birim vardı elimizde. 3'ü buradaysa 7 oluyor burası. E hocam 7'yi araya aldığım zaman toplamlarıyla farklar arasında oluyor mu? 3 ile 1 arasında oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu olmadı. Diğerine bakalım şimdi. Hocam diğeri A ile D diyor. A ile D. Yani buradan 1 birim, buradan 3 birim olacak o zaman. Hocam şöyle 1 birim, 3 birim, 4. Burası 6 yaptı. 6'yı araya aldım.
aldın. İstersen 3'ü al, fark etmez. 4 ile 2 arasında mı? Diğer kenarların toplamları yaparlar arasında mı? Değil. Bu da yine. B ile C diyor. Hocam B'den yapsam buraya kadar kaç birim? 3 birim. C'den yapsam buraya kadar 6 birim. Yani o zaman 3'e 6 oluyor değil mi? Yok. Evet 3'e 6 oluyor. 3, 6 buraya da 1 kaldı. 1'i araya alsak toplamları 9, farkları 2 yaptı. Üçgen eşitliği sağlandı mı? Hayır, sağlanmadı. O zaman diğerine bakalım şimdi. Diğerde B ile E diyor. Hocam B'den ve E'den böyle kıracak olursam E bu tarafa gelecek. E bu tarafa gelecek. Yani 3'e 2 mi yapıyor? O zaman buraya da kaç kalıyor o zaman? Bak şöyle üçgen oluşuyor mu diye bakacağım. Burası 3 buraya gelecek. Burası 2 olacak. Buraya da kaç kaldı? 5 kaldı. E o zaman böyle yapıyoruz böyle. 3, 2 ve 5. Hocam 5 toplamlarıyla farklar arasında mı? Hayır, sağlanmadı. C ile D mi? Bakıyoruz şimdi. Hocam C'den yaparsam bir de D'den yaparsam yani buradaki C şöyleyken bu yukarı gelecek. Kaç birim? 1, 2, 3, 4. Birim burası. D de buradan 3 birim hocam. Bunu böyle getirdiğimde üçgen oluşturabileceğim mi? O zaman buraya da kaç kalıyor? 3 kalıyor. Yani şöyle bir üçgenden bahsediyoruz. 4, 3, 3. 3'ü araya alsam toplamları 7, farkları 1 yaptı. Evet, üçgen eşitliği sağlandı. Dolayısıyla üçgeni bu şekilde oluşturabiliriz dostlar. Güzel bir soru değil mi? Tam sınavda çıkmaya yönelik bir soru. Ya hocam direkt yeni nesilden başladınız sanki ama o kadarını da tahmin edersiniz ya bu. Yani direkt aslında burada üçgen oluşturuyorsun. Şu üçgen oluşturuyor mu? Oluşturmuyor mu? Yani eli buradan büyüklüğün zaman üçgen oluşturuyor mu? Oluşturmuyor mu? Direkt üçgen eşitliğini anlatan bence en güzel sorulardan biri olduğu için ve kolay bir soru olduğu için bu soruyla başlamak istedim. Yeni nesilde olsa, eski nesilde olsa fark etmez kardeşim. Olayı anladık değil mi? Anladık. Bence çok güzel bir örnekle başladık. Olayı da iyice öğrendik. Hadi gel bakalım şimdi üçgen bilgilerimizi konuşturalım. Şimdi bu konuda bana bir bak. Şu konuda seni bir uyarmak istiyorum. Ya biz açı kenar bağıntılarındayız hocam deyip de hep açı kenar bağıntılarından bakma soruya. Farklı şeyler de karşımıza çıkabilir. Farklı şeyler dediğimiz nedir? Kazanımlar iç içe girebilir. Eski konularda yine burada karşılaşabilirsin. Öyle hiçbir konuda bunu yapmadık zaten biz. Dik üçgen anlatırken sadece dik üçgen yapmadık. Ya da ne bileyim benzerlik anlatırken biz sadece benzerlikle ilgili kazanımlardan bahsetmedik. Diğer kazanımlar da karşımıza geldi. Açı ortayı, dik üçgeni bilmem nesi her şey karşımıza çıktı. Aynı şeyi burada da söylüyorum. Burada da ne diyoruz? Eski konularla karşılaşabiliriz. O zaman hadi gel bakalım şimdi soruların devamına. Evet burada ne verilmiş? Hocam x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Bakıyorum soruya. 10 var, 12 var, x var. Bak burada x'in alacağı kaç farklı tam sayı var, değer var? X'in en küçük tam sayı değeri nedir? X'in en büyük tam sayı değeri nedir gibi sorular bize üçgen eşitliğine işaret eder. Madem üçgen eşitliğine işaret et soru, o zaman üçgen eşitliği hocam nerede olur? Üçgende olur. Üçgen oluşturmamız lazım. Hocam buradan bir kenar ortay mı çizeyim böyle? Yok öyle. Ya yine eski konular, yine eski mantık devam ediyor. Alanda ayrı bir mantık vardı. Şimdi eski mantık devam ediyor. Eski ek çizimleri düşüneceğiz. Hocam burada yükseklik var. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkizkenar. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında şöyle ikizkenar oluştururuz. Hocam 12 ise burası da 12 olur. Hatta açıortay olur burası. Gerek yok. Şimdi x'e ait bir üçgen oluştu mu? Oluştu. İşte burada direkt üçgen eşitliğini uygulayabiliriz artık. Yani x toplamlarıyla farklar arasında. Ya kafadan yazalım mı? Yazalım. 12 artı 10 22 yapar. 12 eksi 10 da 2 yapar. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Büyükten küçüğü çıkart. 1'e 1 çıkart. Yani cevap 19 tane yapar gençler. Evet örnek 6'yı 19 bulduk. Geldik örnek 7'ye. ABC çeşitkenar üçgen. Bak soruyu iyi okumak lazım. AC büyüktür ACB demiş. Bu da var. Sonra AB 6 ve 8 birim verilmiş. BC uzunluğu. X'in alacağı değer soruluyor. Bir kere X'in alacağı değeri bulmak için üçgen eşitliği yapacağımız belli. Toplamlarıyla farkları arasında 8 artı 6 14. Farkları da 2 yap. Tam bu aralığı bulduk. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız demiştik. Şunu kullanalım. BAC açısı büyüktür ACB açısıysa eğer o zaman BAC açısı A açısının karşısındaki kenar X büyüktür. Büyüktür. Şuradaki bak şunu yazdım. Büyüktür dedim. Sonra ACB. C açısının karşısındaki kenar 6 diyeceğim. O zaman iki tane aralık geldi karşıma. Bir bu geldi bir de bu geldi. 2 ile 14 arasında bir de 6'dan büyük. O zaman her ikisini de düşünelim. Hocam x nenin arasında olacak? En büyük değer 14 yapıyor. En küçük değer 2 değil. Alttan büyük değil ya. Diyor ya artık. İkisinde sağlandı. Duruma bakacağım. Yani hem 2'den büyük. Bak sayı doğrusunu düşün. Hem 2'den büyük hem de alttan büyük diyor. Her ikisinde sağlandığı durum neresi? Alttan büyük değerdir. O yüzden burada neyi alacağız? 6'yı alacağız. 6 ile 14 arasında oldu. O zaman 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerlerini düşünüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer diye cevaba ulaşırız. Ya da büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart diyebiliriz. Mi acaba? Her bilgiyi bak özellikle açı kenar bağıntılarında biz soru yaparken şuna dikkat edin kardeşim. Soruyu bir daha okuyun. Bak çeşit kenar üçgenleri. Çeşit kenar üçgen. Yani sen x yerine 6 yazamazsın. İkiz kenar olur. Ya da x yerine 8 yazamazsın. İkiz kenar olur. Hocam 6 zaten bu aralıkta yok. O yüzden burada 8'i iptal etmeliyim. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer kaldı deriz. Ve cevaba da bu şekilde ulaşırız. Ya da dediğim gibi büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart. Yani hocam bu aralığa bakıyorsun 6 ve 8 varsa iptal ederdik. 6 zaten yok. 8'i de iptal ettikse
dersek 7-1'den 6 tane değer kaldı diye de söyleyebilirdik. Yani şunların hepsini de yazmak zorunda değildim açıkçası. Ama sen daha rahat bir şekilde gör diye bunların da hepsini bu şekilde yazdım. Anlaştık. Evet bak ben her zaman şunu söylerim. Açık kenar bağıntılarında soruyu çözdüğün zaman soruyu bir daha oku. Biz de çok hata yapıyoruz bu konuda. Onu da söyleyeyim. Hemen heyecanlı işlemi yapıyoruz. Tak işaretliyoruz. Ha hoca yanlış yaptı. Yaparız. Çünkü hızlı bir şekilde size bu işi öğretmeye çalışıyoruz. Ya da çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Sorunu tam anlamıyla okumuyoruz. Eksik parçaları da sen tamamla kardeşim. Tamam. Örnek 7 bu şekilde oldu. Geldik örnek 8'e. 20 santimetre uzunluğundaki bir tel parçası iki noktasından bükülerek bir üçgen oluşturuluyor. Arkadaşlar elimde 20 santimetre uzunluğunda bir tel var. İki noktasından bükerek bir üçgen oluşturacağım. Tamam. Üçgen oluşturayım. Ben ne biliyorum o zaman? Bu telden oluştu ya buradaki üçgen. Hocam bu telin tamamı 20 santimetre. Yani üçgenin çevresini biliyorum ben. Buna göre diyor oluşan üçgenin en uzun kenarı tam sayı olarak kaç santim? En uzun kenarına ben x diyeyim istersen. X dedim. Diğer kenarları da a ve b kaldı. Ben neyi biliyorum? X artı a artı b'nin 20 olduğunu biliyorum. Benden x isteniyor. O zaman x'i şöyle yalnız bıraksam. Yok. Benden x isteniyor. X'i bir araya alayım bakayım. Farklı bir işlem yapayım. Üçgen eksiliği yapacağım belli değil mi burada? Yani çünkü x'in değeri isteniyor. En büyük değeri isteniyor. Üçgen eksiliği. Soru üçgen eksiliği ne diyor bize? Hemen üçgen eksiliğini uygulayalım. X toplamlarıyla farkları arasında hemen yazıyorum buraya. X a artı b ile a eksi b arasında. Bana x lazım. A artı b lazım değil. O yüzden burada bir denklem buldum ya. A artı b'yi burada yalnız bırakayım. Bu a artı b neye eşit oldu? 20 eksi x'e eşit oldu. O zaman gel burada a artı b yerine 20 eksi x yaz şöyle. O zaman burada ne geldi? Hiç bunu yazmama bile gerek yok. X küçüktür. 20 eksi x oldu kardeşim. Attık buraya. 2x küçüktür 20. X küçüktür ne geldi? 10 geldi. Benden de x'in üst sınırı lazımdı zaten. X'in en büyük değeri isteniyor. Dolayısıyla cevap 9 çıktı dostlar. Evet. Olay bu. Bak gördüğün üzere hikaye diyor. Yazdık. Anladık. Üçgen eksiliği olduğu belli dedik. İşlem yaptık. A artı b bana lazım değil dedik. A artı b'yi yalnız bıraktık. X'li bir şekilde yazdık. Yerine yazdık. Cevap çıktı kardeşim. Olay bu. Evet bir sonraki soru. Şimdi bir kere üçgen eksiliği yapacağımız belli mi arkadaşım? Burada 50. Hemen x toplamlarıyla farklar arasında 5 artı 4 9 5 eksi 4 1. 1 ile 9 arasında. Yazdık mı yazdık. Sonra x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor bizden ama ABC açısında 60 dereceden büyük vermiş bana. Bunu ne yapacağız? Ben ilk dersten şu cümleyi biliyorum. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Bunu sen de biliyorsun. Bu açı 60 dereceden büyük diyor bize. Biz bunu nasıl kullanacağız? Kardeşim ilk etapta orayı 60 dereceymiş gibi düşün. Hocam burası o zaman 60 dereceyse ne yaparız? Kosinüs teoremi yaparız hocam. Başlarım senin kosinüs teoremine. 60 gördüysen dik çizeriz kardeşim. Özel açı mantığını kullanırız. Dik çizeyim hocam. Şöyle dik çizince 90'ın karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2. Niye ben işlem kalabalığı yapayım? Her zaman iki tane dik çizme mantığım vardı. O yüzden ne yapacağız? Hocam o diki şöyle çizsek yine güzel oluyor. Sıkıntı olmuyor. 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı kaç oluyor? 2. Buraya 3 kaldı. 30'un karşısı 2 ise dik üçgende 90 üçgende burası da 2 kök 3 oldu mu oldu? Yap Pisagor'unu burada. X kare buradan 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi oldu. X kare de buradan 9 artı 12 oldu. X kare de buradan 20'ye eşit oldu. Ama dur. X kare buradan 20'ye eşit oldu. Kare kökü alınmıyorsa dur burada. Bak şimdi. Biz ne yaptık? Gel yorum yapalım. X büyüktür 60'ı kullanmadım. Burası 60 derece olsaydı dedim. Şimdi burası 60 derece olsaydı X kareyi ne bulduk biz? 20 bulduk. Hocam burası 60'tan büyükse o zaman ne olacak? Açılarla kenarlar doğru orantılı olacak ya. 60 iken X kareyi 20 bulduysak bu değer büyüdükçe 60'tan büyük oldukça o zaman X kare büyüktür. 20 olmayacak mı dostlar? Olacak. Çünkü açılarla kenarlar doğru orantılı. En küçük açıdakinde X kare 20 bulduk. Açıyı büyüttükçe o zaman X kare de 20'den büyük olacak. Bu kadar basit. Bu yorumu yapacaksın bunda da. O zaman ben aslında burada ne geldi? X kare büyüktür 20 geldi. X kare büyüktür 20'de de. Yani 2 kök 3 falan yazmadım bak. Evet böyle kare alınmadığı zaman. Değer vereceksin sadece. 1 oluyor mu hocam? Olmuyor. 2, 3, 4. 4 kere 4 16 yapıyor. 5. 5 sağlanıyor. Yani X kaçtan başlıyor? 5'ten başlıyor. X 5 ve 5'ten büyük değerler olacak. Bak şimdi. Bir burada bir değer buldum. Bir de burada bir değer buldum. Hocam iki tane değer çıktı. Bir 1 ile 9 arasında çıktı. Bir de 5'ten büyük eşit çıktı. Bu ne demek o zaman? X'in asıl aralığı ne demek? Hocam üst sınır buradan 9 geldi. Alt sınırda ne geldi? 5 geldi. Çünkü X bir 1'den büyük bir de 5'ten büyük eşit. Hatta burada da ne var? Eşitlik de var. X'in asıl aralığı bu çıktı dostlar. X'in asıl aralığı bu çıktıysa 5 değerini, 6 değerini, 7 değerini ve 8 değerini alır. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı isteniyor bizden. O zaman bunları da şöyle toplamını da yazacak olursam eğer 8, 7, 15 toplamda kaç yapıyor o zaman? 26 yapıyor arkadaşlar. Evet özel açı verdiği zaman da açıyı da bu şekilde yorumlayacağız. Özellikle şöyle bir şey verdiğinde. Anlaşıldı gençler değil mi? Evet olay bu. Cevapla 26 geldi. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da arkadaş ne verilmiş bize? 2 tane üçgen verilmiş. O zaman
zaman burada iki tane üçgende üçgen eşliği uygulayacağım kardeşim. Bir buradaki üçgende üçgen eşliği uygulayacağım. X toplamlarıyla farklar arasında 13 artı 7 20. Farkları da kaç yapıyor? 6. Bak yazmıyorum, 13 artı 7 ile falan oyalanmıyorum. Alt tarafa bakalım. Alt taraftakinde nedir hocam? X toplamlarıyla farklar arasında toplamları 14, farkları 2 yaptı. Ben X için 2 aralık buldum. Burada ne yapacağım? Bizden X'in alabileceği en küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değeri toplam isteniyor. X'in asıl aralığını bulmak zorundayım burada. X'in asıl aralığını burada nasıl bulacağım? Bak şimdi dikkat. Sayı doğrusunu düşün. Sayı doğrusunu düşündüğün zaman bir 2 var, bir 6 var. Bir X değeri hem 2'den büyük hem de 6'dan büyük gösteriliyorsa her ikisinin sağladığı yer burası değil midir? Evet. Yani hem 2'den büyük hem 6'dan büyük. Ben nereyi seçeceğim? 6'yı seçeceğim. Sayı doğrusunu yine düşün şimdi. Hocam hem 20'den küçük hem 14'ten küçük. Hem de 14'ten hem 20'den küçük. Her ikisini de sağlayan kısım burası değil mi? Yani 14 olacak. 14 ve 20'den neyi seçeceğim? 14. Daha doğrusu şöyle kafamızda kodlayabiliriz. Hocam bir aralık geldiği zaman her ikisini de sağlayan aralığı bulmam için daraltmam lazım aralığı. Her ikisi de sağladığı yer. Bir 6'dan büyük, bir de 2'den büyük diyorsa küçüklerde büyük olan seçilir. Bir 20'den küçük, bir 14'ten küçük diyorsa da büyüklerde de küçük olan seçilir. Yani aralığımız, asıl aralığımız ne olacak o zaman? 6 küçüktür, x küçüktür, 14 olacak. Şimdi benden x'in alabileceği en küçük tam sayı değer 7. En büyük tam sayı değer de 13. Bu iki tam sayı değerin toplamı isteniyor. Tam sayı dediği için orada tam sayı değer 7'yi, tam sayı değer 13'ü yazdım dostlar. Evet, cevap da böylelikle 20 geldi mi? Geldi. Geldi örnek 11'e. Çakal. Çakal soru. Arkadaş bir bak bakayım bana. Çakal soru dedim ya, boşu boşuna demem. Cevap anahtarına bakmadan. Bu soruyu sen çözer misin? Lütfen çöz bakalım. Bakalım doğru mu yapacaksın, yanlış mı yapacaksın? Çünkü burada güzel şeyler öğreneceksin. Güzeller içinden soruyu seçtim. Hadi devam. Devam devam devam. Ben soruyu çözmeye başlıyorum. Şimdi gençler, 3 çubuk, 3 farklı çubuk şekildeki gibi ucuca konulmuştur. Eyvallah. 5, 6 ve 8 verilmiş. Çubuklar ucuca konulduğunda A ile D noktalar arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç santimetre olur diye soruluyor. Şimdi dikkat et. Benden ne isteniyor? Hocam benden şuradaki uzunluk isteniyor. Rakımız ile eksik. Benden şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor kardeşim. Yani ama burada tam sayı olarak en az kaçtır diye soruluyor. Üçgen eşsizliği. Üçgen lazım bana. O zaman üçgen oluştururuz. Şöyle üçgen lazım olduğu için üçgen oluşturuyorum bak. Hocam burada hani ilk etapta şuraya Y diyeyim. İstersen şu şekilde de oluşturabilirdin dostum. Hani ben böyle çizdim. Sen belki şu şekilde de oluşturabilirdin üçgeni. Hiç fark etmez. İstediğin şekilde oluşturabilirsin. Bu şekilde yaptık. Benden X'in en fazla tam sayı değeri nedir diye soruluyor. X'in en fazla tam sayı değeridir diye. Tamam. Şimdi soruya bakalım. X'in en fazla değerini bulmak için ilk önce Y'yi bulmalıyım ben. Hocam Y'yi araya alıyorum. Toplamlarıyla farklar arasında. Şurada. Hocam 1 ile 11 arasında oldu. O zaman Y'ye en büyük ne yazılabilir? 10 yazabilirim değil mi? Y'nin en büyüklerini yazayım ki X'in de en büyüklerini yazayım ben. Güzel. Sonra ne yapacağız hocam? Buradaki üçgende de şöyle bir şey yapacağız. Hocam buradaki üçgende de X'i araya alalım. Toplamlarıyla farklar arasında 18 ile 2 arasında olacak. O zaman X'in en büyük değeri kaç olur? 17 olur diyeceğiz. Dedik. Dedik. Sen de öyle dedin. O zaman cevap anahtarı yanlış. Hadi oradan. Cevap anahtarı falan yanlış değil arkadaşım. Cevap 17 değil çünkü. Niye? Şimdi sorularda şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Tam sayı diyor mu demiyor mu? Bak bir değere bakacaksın. Tam sayı diyor mu değil mi demiyor mu? Hocam doğru yaptık işte. Burada tam sayı olarak en fazla kaçtır? Benden X'in tam sayı değeri isteniyor. Dikkat. Biz burada niye Y'ye tam sayı değer yazdık? Ya. Ya. O yüzden 17 kesinlikle ama kesinlikle yanlış arkadaşım. Yanlış. Hatta bu aralık da yanlış. Şu aralık da yanlış. Niye hocam? Çünkü X'in tam sayı değeri isteniyor bizden. Y'ye de tam sayı değer yazdık. Buradaki uzunluk değeri var mıydı önceden? Yoktu. Ben çizdim. Belki burası 10 nokta. Yani soru kökünde Y eleman tam sayı dememiş. O yüzden tam sayı demediği için buraya tam sayı değer vermem aslında yanlış oldu. Ne diyeceğiz hocam buraya? Burası ne olacak? Y 1 ile 11 arasında ya. Hani şöyle şurada gösterdim ya bak 1 ile 11 arasında. Şuraya gitmek istersen. 1 ile 11 arasında ya. Hocam 1 ile 11 arasında 10 oluyor en büyük. Hayır, 10.99999 da olabilir. Ne yazalım hocam buraya o zaman? 10.9 yazalım o zaman bunun yerine. Bazen bazı sorularda 10.9 yazmak da tehlikeli. 10.99999 yazmak lazım aslında ama hadi biz 10.9'dan yapalım o zaman bu soruyu. Hocam bu şekilde yaptığımız zaman tamam, birinci yol yanlış. Şimdi biz tamam 1 küçüktür, Y küçüktür, 11'i bulduk. Bu da ikinci yol olsun. Tamam, ikinci yol. İkinci yol ayrı bir yol değil de doğru çözüme ulaşmaya çalışıyorum şimdi. Y ne olacak o zaman? En büyük değer 10.9 yazarız dedik. 10.9 yazdığımız zaman da X değeri ne geliyor arkadaşım? Topladığımız zaman 10.9 ile 8'i topladığın zaman 18.9 yapıyor. 18.9 yazalım buraya. Farkları da kaç yapıyor? 10.9 ile 8'i çıkartacağım. O zaman o da 2.9 yapıyor. X'in en büyük değeri kaç çıktı? 18 çıktı. Bak biraz önce en büyük değeri 17 bulmuştuk. Şimdi ne bulduk? 18 bulduk. İşte bu şekilde dikkat edeceksin. Hatta ben şöyle yapıyorum. Arkadaş burada en büyük değeri yazarken 10.9'u da yazmıyorum ki içim daha da kolay oluyor. Ne yapıyorum burada? Bunun yerine hocam 10.9 değil de biz Y değeri nerede? 11'den küçük ya. Üst sınır isteniliyorsa büyük
büyük sayıyı yazmam gerekiyorsa eğer büyük sayıdaki sınır noktasını yazarım. Yani ben burada y yerine aslında 11 gibi yazarım. Yani buraya da gösteririm. 11'den küçük diye gösteririm. Burası 11'den küçükse üçgen eşitliği yaparım. O zaman x toplamlarıyla farklar arasında ikisinin toplamı kaç yapıyor? 19'dan küçük yapıyor. 11'den küçük bir sayıyla 8'i topladığım zaman 19 yapıyor. Küçük var, 19'dan küçük olacak. Buradaki önemli değil zaten. X'in en büyük değeri isteniyor. 19'dan küçük bir sayıdan küçük olacak. Yani 18.9'dan küçük olacak. Cevap ne olur? 18'i bu şekilde bulabiliriz. Hani bu şekilde üst sayı lazımsa üst sınırı yaz. Alt sayı lazımsa hocam alt sayı lazım olsaydı bunun yerine de ne yazacaktım o zaman? 2'den büyük bir değer yazacaktım. Yani 2,00001 yazmayla uğraşmayacak. Hocam cevap 18. Cevap anahtarı yine yanlış. Ya bu soruyu biraz açıkçası hem bir şeyler öğretmek için hem de böyle biraz gülmek için yazdım. Arkadaş cevap 18 de değil bu arada. Cevap 18 de değil. Ne hocam cevap? 19. Niye? Şimdi 3 farklı çubuk şekildeki gibi ucuca konulmuş. Çubuklar ucuca konulduğunda aile ben ucuca bu şekilde koymuşum. Eğer soru kökünde şunu da çizseydim ve ABCD bir dörtgen deseydim bu çözüm kesinlikle doğru olurdu. ABCD bir dörtgen deseydim. Ama öyle bir şey de denilmemiş. Şuradaki uzunluk da yok. Sonuçta ben çizdim bunu. O zaman hocam ne olacak burada? Çubuklar ucuca konulduğunda A ile D noktalar arasındaki uzaklığı bulmaya çalışacağım. Çubukları ucuca koyduğumda birini böyle koyarsam, birini biraz daha böyle, birini biraz daha böyle koyarsam aralarındaki mesafe artmıyor mu? Artıyor. Hocam zaten biz o mesafeyi düşünerekten 18 bulduk. Ya bu çubuklar doğrusal olursa, değil mi? Evet gençler, çubuklar doğrusal olursa ne oluyor? 5 birim burada, 6 birim burada, 8 birim burada. İki uç arasındaki uzaklık kaç yapıyor o zaman? 19 birim yapıyor. İlk başta cevabı ne bulduk? 17 bulduk. Cevap yanlış. Sonra 18 bulduk. Dörtgen olsaydı cevap 18 olacaktı ki siz dörtgenli sorularla uğraşırsınız büyük ihtimalle. Ama ben burada çakallık yaptım. Bak sana bir şey öğrettim. Böyle doğrusallık morusallık şartı, doğrusal değildir şartı falan kullanılmadığı zaman o çubukları ucuca koyduğunda en fazla mesafeyi işte bu şekilde ucuca koyduğunda bulursun. Böyle olunca soru biraz şey oluyor. IQ sorusu gibi bir şey oluyor aslında ama biz sizi her yönden geliştireceğiz be yavrum. Evet ucuca koyduğunda aralarındaki mesafe en fazla olur. Ezbere iş yapmamayı da öğretiyoruz yani burada. Evet 11. soru. Cevap kesinlikle ama kesinlikle 19 oldu. Bak cevap anahtarında da 19 yazıyor. Geldik 12. soruya. 12. soruda da neler verilmiş? ACD üçgenin çevresi soruluyor bak bana. Arkadaş şu üçgenin çevresini bulmaya çalışacağım ben şimdi. Bu üçgenin çevresini bulmak için ne yapmam gerekiyor? Hocam çevresinin en büyük değeri soruluyor bana ne yapmam gerekiyor? Şu x'in en büyük değerini bulayım. Y'nin en büyük değerini bulayım. Sonra da buranın en büyük değerini bulayım. Toplayayım kardeşim. Ne diyeceğiz o zaman? Hocam x toplamlarıyla farklar arasında 7 artı 5 12 ile 2 arasında en büyük değer nedir? 11'dir hocam. Yapma. Bunu yapma. Çevresinin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Şu kenar sana tam sayı olarak verilmiş mi? Hayır. Şu kenar tam sayı olarak verilmiş mi? Hayır. Tam sayı yazmayacaksın o zaman. Bu kenar tam sayı olarak verilmiş mi? Hayır. O zaman tam sayı değer yazamazsın buraya. Ya o zaman ne yazacağız? Hocam ben bunun yerine 11.9 yazayım. Yapma. Ben bilmiyorum. Yazabilirsin de bazı sorularda o bile hatalı çıkıyor. 11.999 yazdığın zaman kesin cevabı ulaşırsın. Bence buraya 11.9 yerine sınır noktasını yaz. En büyük kenarı bulmaya çalışacağım ya. X ne olacak o zaman? 12'den küçük olacak. Yani 12'den küçük demek zaten 11.999999 demek zaten. Sonra geldik öbür üçgene. X toplamlarıyla farklar arasında Y toplamlarıyla farklar arasında olacak. 8 artı 4 12. 8 eksi 4 4 yaptı. Y'nin de en büyük değerini yazacağım. Hocam bu da 12'den küçük. Sonra ne yapacağım? Hocam burası da üçgen eşitliği uygulayacağım. Üçgen eşitliği soru işaretine de üçgen eşitliği uygulayayım. Toplamları kaç yapıyor? 24'ten küçük bir değer. O zaman 24'ten küçük bir değerse soru işaretine ne olacaktır? 23 mü olacak? Hayır oraya da tam sayı değer var. 24'ten küçük bir değerden küçük olacak. Yani aslında burası da 24'ten küçük bir değer olacak. Yani 23.99999 değil de 23.8888 ya da 23.99988 şeklinde olacak. Anladın mı? İşte hani o yüzden virgülde de değil de sınır noktasını yazalım. Buradaki toplamdan da küçük olacak burası. O zaman çevresi isteniyor bizden. Çevrede ne yapıyor kardeşim? 12'den küçük bir sayı artı 12'den küçük bir sayı artı 24'ten küçük bir sayı. Topladığın zaman da 48'den küçük bir sayı yapıyor. 48'den küçük bir sayı da kaç yapar? 47 yapar. En güzel, en etkili, en karmaşık olmayan yöntem bu şekilde sınır noktası yazarak çözüme ulaşmaktır. Bu şekilde yapmanı tavsiye ediyor. Sınır noktasıyla. Hocam ben sınır noktasını anlamadım. Yapacak bir şey yok. O zaman 11.9 yazarsın onu. Öbüründe de 11.9. Toplamları kaç yapıyor? Hocam 23.8 yapıyor. O zaman buraya da gelirsin 23.8'den küçük 23.7 yazarsın. Sonra hepsini toplarsın. Virgülü atarsın. O zaman en büyük değeri de bulmuş olursun. Anlaştık. Geldik örnek 13'e. Hocam x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bak iki bilinmeyen bir tane bilinen. Yalnız kalanı araya alacağız. İki kişi bir kişiyi döver hesabı. Yani 9'u araya alacağız burada. 9 toplamlarıyla farklar arasında. Hocam 2x artı x 3x yapar. Farkları da mutlak
farklı yeri düşünmeme gerek yok. 2x x'ten zaten daha büyük. 2x eksi x, x yap. Sağlı sollu girişeceğim. Bir böyle giriştiğim zaman x küçük 9 geldi. Bir de böyle giriştiğim zaman 9 küçüktür 3x geldi. 3'e böldüğüm zaman 3 küçüktür x geldi. İkisine bakacak olursam x'in aralığı çıktı mı çıktı. 3'ten büyük 9'dan küçük. Şimdi bizden ne isteniyor? X'in kaç farklı hamsayı değeri vardır? 9 eksi 3 eksi 1 tane. Büyükten küçüğü çıkart, bir de 1 çıkart. Yani 5 tane değer yapmış oluyor gençler. Evet, 13'ü de böylelikle 5 bulduk. Geldik 14'e. Yani bu sefer de şuna takmışız. Bilinmeyen bilinmeyen bilinene takmışız. 30'u araya aldık. Toplamlarıyla farklar arasında 2 tane bilinmeyen var. Toplamları bu sefer yazayım. 3x artı 1 artı x eksi 1 yaptı. Farkları da 3x artı 1 eksi x eksi 1 yazıyorsun. Yazma bunu böl be. Yazma be böl. Bu x eksi 1'i çıkartacaksın ya, parantezce yaz Allah aşkına. Yani burası 3x artı 1 eksi x artı 1 yaptı. Küçüktür 30 yaptı. Küçüktür 4x yaptı burası. Yani burası kaç yaptı? 2x artı 2 küçüktür 30. O da küçüktür. 4x geldi. Sağlı sollu girişeceğiz. Bir böyle giriş bakayım. 2x artı 2 küçüktür 30 geldi. 2x küçüktür 18. 28 geldi. X küçüktür 14 geldi. Bir de böyle giriş bakayım. Hocam buradan da 30 küçüktür 4x'ten dolayı. 4x yazamadım pardon. Küçüktür 4x'ten dolayı. 4'e böl 15 bölü 2 yapıyor. 15 bölü 2 küçüktür. X yap. 15 bölü 2 de 7,5. Yani 7,5 değil mi? Evet. Yani şu x'ini düşünecek olursam x'in aralığı ne oldu? 14'ten küçük. 7,5'tan da büyük oldu. Şimdi AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri. Vay hocam. AC'nin en büyük tam sayı değeri isteniyor. Gelirim burada x yerine 13 yazarım. Yazarım buraya 13'ü. 3 ile 13'ün çarpımı 39. 1 ile de toplarım 40 dersin. Cevap anahtarına bakarsın. Cevap 42. Niye? Çünkü soruda x eleman tam sayı diyor mu demiyor mu? X eleman tam sayı deseydi eğer bunun yerine 13 yazma hakkım vardı. Ama soruda tam sayı diyor hocam. Hayır. Çevresinin AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri isteniyor. X yerine değer yaz demiyor ki bize. Şimdi bunu da yaparken yine iki farklı yol göstereyim sana. Dinle beni. Benden ne isteniyor? Bak aralığı bulduk ya. Benden ne isteniyor ona bak. Benden AC uzunluğu isteniyor. Bu tür soruları yaparken dikkat dikkat. AC uzunluğu isteniyor. 3x artı 1 isteniyor. O zaman sen 3x artı 1'i ulaşmaya çalışacaksın. Matematikte de yapıyorsunuz zaten bunu. 3x artı 1'e nasıl ulaşırsın? Bunu 3 ile çarparsın. 3x elde edersin. O zaman kaç yaptı? 45 bölü 2. 22,5 yaptı burası. 22,5 küçüktür 3x. O da küçüktür. 40'im yaptı. Evet. 3x artı 1'e ulaşmaya çalışacağım. Bir de buraya artı 1 eklersin. Bunu 3 ile çarpmıştık. 23,5 küçüktür 3x artı 1. O da küçüktür. 43 yaptı. Şimdi benden bu isteniyordu. En büyük değeri de kaç oldu o zaman? 42 olacak diyebiliriz. Ya da bizim sınır noktası koyma. Yani x eleman tam sayı demiyorsa en büyük değere ulaşmak için en büyükteki sınır noktasını koyacağım. Bak şimdi dikkat. Ben x'i ne bulmuştum? Bu arada burayı kaç bulduk biz? Böylelikle 40 bulduk. Şimdi dikkat. Şurada da pratik yolu göstereyim. Sınır noktasını ne bulduk? En büyük değeri bulacağız ya. Hocam 14'ten küçük. O zaman x yerine 14'ten küçük yaz kardeşim. Sınır noktasını yaz. Yaz. 3x artı 1 isteniliyor benden. Bunun yerine 14'ten küçük değeri yazınca 42 yapıyor. Yani burası 42'den küçük yaptı. Artı 1. Burası da 43'ten küçük yaptı. 43'ten küçük bir sayı da nedir? En büyük değil. Aslında aynı şeyi daha pratik hale getiriyoruz. Bak burada 3x artı 1 küçüktür. 43 bulduk. Burada da 43'ten küçük diye bir şey geldi zaten. İşte böyle sınır noktası koymak. Eğer bunu anladıysan x yerine tam sayı koyulmayacak sorularda, x eleman tam sayı demediği sorularda bu şekilde sınır noktasıyla yola devam etmeni tavsiye ediyorum. Ama işler senin elinde bundan sonrasında. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Hatta matematikte de böyle küçüktür, büyüktür, tam sayı demediği sürece o küçüklerde, büyüklerde böyle sınır noktasıyla hareket edip biraz daha böyle bir tık daha hızlı olabiliyorum. Sana kalmış. Evet. Böylelikle burayı da hallettik. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ABCD bir dörtgen demiş. Eyvallah. AC ile BD köşegen demiş. Tamam. 6, 8, 15, 9 verilmiş. AC artı BD isteniliyor şimdi benden. Arkadaş AC'yi bulmak istiyorsam ne yapacağım? Hocam şuraya bir X diyeyim AC'ye. X toplamlarıyla farklar arasında. Hocam yukarıdaki üçgende 8 ve 6'yı kullanacağım. 8 ve 6'yı kullanacağım. Kullanalım o zaman. Toplamları 14 yapıyor. Farkları 2 yapıyor. Aşağıda da üçgen var arkadaşım. Aşağıda da X'e ait bir üçgen var. Şurada. Aşağıdaki üçgende de 15 ve 9'a bakacağım. Toplamları 24 yapıyor. Farkları da 6 yapıyor. Hocam X'in 2 aralığı geldi. O zaman X'in aralığı tam olarak ne olacaktı? 2 tane aralık geldiği zaman küçüklerde büyük olan aralığı daraltacağım. Büyüklerde de küçük olanı seçeceğim. Yani X'in aralığı 6 ile 14 arasında geldi. Gelelim Y'ye. Yani şuraya. Çünkü AC artı BD isteniliyor benden. Şuraya da mavi olana da Y dersem. Mavi olana ait üçgen eşitliği. Hocam bir burada var. 9 artı 6 ile 9 eksi 6 arasında. 15 ile 3 arasında. Ya da şuradaki üçgende 15 artı 8 23 ile farkları 7. 23 ile 7 arasında. O zaman bu ikisinde küçüklerde büyük olan, büyüklerde küçük olan. Yani 7 küçüktür Y. O da küçüktür 15 yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Toplamının en büyük, en küçük tam sayı değeri. Hocam gelirim ben burada bunun yerine 7. Bunun yerine 8 yazarım. Toplarım 8, 7,
15 derim ve Dortingen. Niye? Yanlış. Niye? Arkadaş X yok. Var burada da. X eleman tam sayı diyor mu soruda? Demiyor. Y eleman tam sayı diyor mu? Demiyor. Sen niye o zaman burada X yerine tam sayı, Y yerine tam sayı değer yazıyorsun? Bu tür sorularda matematiksel olarak düşüneceksek bizden X artı Y isteniyor ya. X artı Y'yi nasıl elde ederiz? Hocam taraf tarafa toplarız böyle. Bu X artı Y tam sayı olmadığı sürece. 13 küçüktür X artı Y. O da küçüktür. 29 gelir. X artı Y'nin de en küçük değeri de böylelikle kaç çıkar? 14 çıkar. Biraz önce kaç bulmuştuk? Topladık. 7 ile 8'i 15 bulmuştuk. Bak şimdi en küçük değerini de 14 bulduk. Bu şekilde. Ha, ya da şu şekilde de yapabilirdin. Bunun en alt sınırı 6'dan büyük. Bunun en alt sınırı 7'den büyük. Topladığın zaman 13'ten büyük gelir. 13'ten büyük en küçük sayı da yine 14 diyebilirdin. Sınır noktasıyla da bu şekilde yapabilirdin dostum. Evet, örnek 15. Bu şekilde. Nasıl? Bu sorular hep yanlış yapılıyor biliyorsunuz. Geldik şimdi Mesut'a. Mesut. Mesut kim? Benim yeğenim olur. Dayımın oğlu. Evet. Bu ayın sonunda inşallah düğününü yapacağız kendisini. Çok iyi bir çocuk. Mesut bir kartonu keserek bir kenarının uzunluğu 9 cm olan üçgenler oluşturmuş. Mesut bu üçgenlerden herhangi ikisini seçip 9 cm kenarları birbirine yapıştırıp bir dörtgen oluştur. Hocam ben şunu ve şunu seçip mesela bir dörtgen oluşturacağım. Şunu gelip bunun üstüne koyduğum zaman şöyle. Dörtgen oluşuyor mu burada? Hayır. Hocam şu şekle bakalım. 1, 2, 3, 4. Beşgen oluşur böyle. Ha, ben bunu böyle üst üste bu şekilde koyarsam oluşmuyor. Ama ben bunu mesela ters çevirip şöyle koyarsam kesinlikle ama kesinlikle bir dörtgen oluşuyor mu? Oluşuyor. O yüzden ben ne yapacağım orada? Şu şekilde bir tane üçgeni geleceğim. Şuraya koyacağım ve geldim bu üçgeni ters çevirip bu şekilde koydum. Dörtgen de ancak ve ancak dokuzları yapıştırdığım zaman bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle bu şekilde oluşuyor. Buna göre oluşan dörtgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç santimetre olur diye soruluyor bize. Eyvallah. Şimdi bizden X, Y, A ve B'nin toplamı isteniyor. X artı, Y artı, A artı, B'nin toplamı en az kaçtır diye soruluyor. En az sorulduğu için bir kere üçgen eşliği var mı? Var. Üçgen eşliği uygulayacağız. Gel burada bir üçgen eşliği uygula. 9 toplamlarıyla farklar arasında. X artı Y ile X eksi Y arasında. Hangisi büyük olduğunu bilmiyorum. Mutlak değeri yazdım buraya. Öbürüne gelelim. Hocam burada da üçgen eşliği yapacağım o zaman. 9 toplamlarıyla farklar arasında. A artı B ile A eksi B arasında. Sonra ne olacak? Hocam benden çevresi isteniyor. X artı Y artı A artı B isteniyor. Aa hocam X artı Y'nin en küçük değeri ne yapıyor? Dikkat. 10 yapıyor hocam deyip buraya 10 yazarsak. A artı B'nin en küçük değeri de 10 yapıyor deyip buraya da 10 yazarsak. Ve bunları toplarsak cevap 20 deriz. Ve yine ağrıdı dişim nanay şarkısını söylersin. Cevap anahtarına baktığında cevabın 20 olmadığını görürsün. Niye hocam? Ya kardeşim sana X artı Y tam sayı diyor mu? Tam sayı yazdığın değerlere bak. Soru içerisinde X artı Y tam sayı diyor mu? Emiyor. A artı B tam sayı diyor mu? Emiyor. Niye tam sayı yazdım o zaman deyip ah benim şu kafam diye kendi kendine sor kardeşim. E o zaman ne yapacağız burada hocam? X artı Y'ye tam sayı değer veremiyorsam sınır noktası yazabilirsin. Yani X artı Y yerine ben en küçük 9'dan büyük yazabilirim. 9'dan büyük ya. A artı B yerine en küçük 9'dan büyük yazabilirim. O zaman gelirim buraya. Hocam 9'dan büyük burası. Burası da 9'dan büyük. Topladığım zaman cevap 18'den büyük yapar. 18'den büyük değer en küçük değerde kaç yapar? 19 yapar diyeceğiz. Biraz önce ne bulmuştuk? 10. 10 daha 20 bulurdu. Bulduk. Bak 20'den daha küçüğünde. Ya da bizden ne isteniyor? Toplamları taraf tarafa toplarsın böyle. Topladım. Burası önemli değil. Küçüktür 18. O da küçüktür. X artı Y artı A artı B geldi. Bak toplamlarının en büyük değeri de böylelikle 19 çıktı da diyebilirsin. İstediğin şeyi uygula. Sınır noktasına bak. Burada gayet işimize yarıyor. Evet. Örnek 16 bu şekilde. Oo, geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de çok az. Yalnız örnek 16 çok az. Bir soru. Ona da bir yıldız koyun. Mesut'un altına da bir yıldız koyun. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Geldik buraya. AD kenar ortay. 8 birim, 12 birim ve X falan. Arkadaş şimdi sana bir tavsiyede bulunacağım. Bu soruyu gören masum köylü ki ben de öyleydim. Masum köylüydüm o zamanlarda. Hemen buraya YY yazarım. Üçgen eşliği uygularım. Üçgen eşliği uygularım. Büyükte de üçgen eşliği uygularım deyip işlem yapardım ama sonuca ulaşamaz. Arkadaş ikinci bir bilinmeyene biraz önce bırak ikinci bilinmeyeni 4 tane birden bilinmeyen yazdım. Ama ben şunu söylüyorum. İkinci bir bilinmeyene toplamları ya da artları sorulmadığı sürece girmemek lazım. E hocam şurada girdik. Bak şimdi senin sorduğunu soruyorum. Şurada X dedik ama buraya en büyük değer yazacağım için X dedim zaten. Buraya da en büyük değer yazacağım için Y dedim. Burada öyle bir şey var mı? Şuraya baktığımız zaman hocam en büyük değer ya da en küçük değer yazılacak mı? Hayır. Toplamları ya da farkları sorulmadığı sürece iki bilinmeyene girmemek lazım dostum. Tamam. Şimdi X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. E ne yapacağız hocam burada? Şimdi üçgen eşliği konusundayız değil mi? Yani belli. Sorunun kökünden belli. X'in en küçük tam sayı değeri. Yani X'e ait bir üçgen lazım. Kenarları belli olan bir üçgen lazım. E hocam kenarları belli olan bir üçgen yok. Burada yok. Ne yapacağız? O zaman şu eşitliğin mantığını kullanacağız. Bu eşitliğin mantığı nasıl kullanılır? Eski konuya. Döndük eski konuya. Eşitlik varsa orta taban. Eşitliğin olduğu yerden ya buna paralel çizeceksin ya da buradan buna
paralel çizeceksin kardeşim. Çizelim paraleli bakalım. Hocam şuradan böyle paraleli çizince. Çizdim paraleli. Şunlar birbirine paralel. Ortadan çizdim. 6 6 yaptı. 8 ise burası da 4 mü yaptı? Evet. Aa bak x'e ait bir üçgen oluştu burada. X'e ait üçgen oluştu. O zaman üçgen eşliğini artık uygulayabilirim. X toplamlarıyla farklar arasında 4 ve 6 toplamı 10, farkları 2. O zaman x'in en küçük tam sayı değeri kaç yapıyor böylelikle? 3 yapıyor. Yani örnek 17'yi de böylelikle 3 bulmuş olur. Tamam. Eski konular bak kullanılıyor yine. Geldik buraya. Artık bunu da yaparız. Rahat şekilde, hızlı bir şekilde yaparız. Bu sefer de ne verilmiş? Burası 2K, burası 3K verilmiş. Hemen CD'ye 3K yazdım. AD'ye 2K yazdım. Burada x deniliyor benden. X'e ait bir üçgen oluşturacağım hocam. X'e ait bir üçgen nasıl oluşur? Oran var burada. Oran varsa da hani ortaban mantığı gibi düşünüyorduk. Hocam oran varsa paralel çizeceğiz. Nasıldı? Ya içe böyle paralel, ya buradan böyle paralel, ya da bunu uzatıp kelebek benzerliği yapıyorduk dostlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama genelde kelebeği tercih etmiyoruz. Yani üçgende en azından kelebeği tercih ediyoruz böyle. Biz içeri doğru paraleli daha çok seviyoruz. İçeri doğru paraleli çizince böyle. Paraleli çizince hocam 2'ye 3 oran var ya burada. Burası da 2A, burası da 3A olur. Toplamda 5A eşittir 15. A'yı buradan 3 bulurum. Yani burası 6, burası da 9 çıktı mı çıktı. Sonra şurası lazım bana. Burayı nasıl bulacağım? Hocam buraya da bir ne diyelim? N diyecek olursak buraya da. Şu şekilde temel orantı var. N bölü ya da 2K bölü 5K. 2K bölü 5K eşittir N bölü 10 diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. 2'nin 5'e oranı N bölü 10. Gerçi arkadaş artık 5K'daki 10'sa 2 katı, 2K'daki de 2 katı, direkt 4 yazabilirsin aslında. Ya da işler dışlardan da N'in buradan 4 çıktığını da görüyorsun. Artık X'e ait bir üçgen oluştu. X'e ait üçgen oluştuğu için de üçgen eşliğini uygulayabiliriz. X'e ait üçgen 9 ve 4. Toplamları 13, farkları 5. BD'nin alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 değerlerinin ve 12 değerlerinin toplamı isteniyor bizden. Şu toplam isteniyor. Hocam bunların hepsini böyle toplayacağız mı? Ya hocam 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10 artı 11 artı 12. Ardış sayılarda terim sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terim sayısı çarpı ortanca kardeşim. Hop şu. Yani 7 sayı var değil mi? Evet 7 sayı. Tam ortadaki de bu. Direkt bu toplamda 9 çarpı 7 çıkar kardeşim. 63 istersen tek. Ama ardış sayılar geldiği zaman böyle ortadaki çarpı terim sayısı bize o toplamı veriyor. Örnek 18. 63 çıktı. Bakalım yine de. Evet 63. Geldik örnek 19. Aa bu da tam sınavlık soru. Sınavda benzerisi çıktı. Buradaki soruyu anlayabilmeniz demek bu tarzda yine soruyu yapabilmeniz anlamına geliyor. Şimdi kenarlarından birinin uzunluğu diğer kenarın uzunluğunun geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortik üçgen denir. Salladım, ortik diye bir şey yok aslında. Geometrik ortalama ortik üçgen diye salladım. ÖSYM bunun sorusunu nasıl sordu? Böyle aritmetik ortalamasını veren üçgene ortalama üçgen denir dedi. ÖSYM de o şekilde sordu. Ben de dedim geometrik ortalama. Geometrik ortalama nasıldı hatırlatayım. A ile B'nin geometrik ortalaması kök içinde çarpımlarıydı. Hareketinde çarpımlarıydı. Şimdi üçgenlerinden hangileri ortik olabilir diye soruluyor. Arkadaş şimdi buradaki değer mesela üçüncü kenar. Diğer iki kenarın olabilir diye soruyor ya. Ya aslında buraya x deyip de şu x'in çarpımının karekökü bu değer deyip de düşünebiliriz aslında ama direkt olabilir dediği için ilk önce bunu diyorum. Bu geometrik ortalaması ne? 4 çarpı 9 36. Bu 6 yap. 6 yani kenarları 4 9 6. Bu üçgen ortak üçgen. Eğer üçgense ortak üçgen. Çünkü bir kenar diğer iki kenarın geometrik ortalaması şeklinde yazılabildi. Evet bu bir ortak üçgendir kardeşim. Hemen 6'yı yazdık oraya. Ama 6 yazılıyor da üçgen eşliği sağlanıyor mu diye de bakalım. 6'ya ait üçgen eşliğini uyguladım. Toplamlarıyla farklar arasında 13 ile 5 arasında sağlaması tuttu. Evet birincisi doğru. İkincisine bakalım. Eşkenar üçgen. Direkt ortak üçgendir. Niye? Bir üçüncü kenar diğer iki kenarın çarpımlarının karekökü çünkü. A kare A'ya eşit oluyor. Evet direktman bu da ortak üçgen oldu dostlar. Doğru. 50, 65. Burası da 65 oldu. O zaman bu ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen bir ortak üçgen midir? Ona bakacağız. İkizkenar üçgen ortak üçgen mi diye bakıyoruz. Ya hocam şurası A, burası A, burası da B diyecek olursam. Şimdi eğer şu ikisinin çarpımının karekökü ise burası. Yani bu B değeri karekök içinde A çarpı A şeklinde olursa. O zaman bu A oldu. Ama bu A olursa karekök içinde A kare A oldu. A olursa da bu A A A eşkenar üçgen oldu. Olmaz. Bu şekildeyken olmaz. Hocam biz bunu düşündük de şu şekilde de olmaz mıydı acaba bu? Bak şimdi A A dedik. Buraya da B dedik. Burada da şu şekilde olmaz mıydı acaba? Ben burada ne yaptım? Şu kenar ortik. Yani diğer iki kenarının yani şu iki kenarın çarpımının karekök şeklinde dedim. Peki şu kenar olursa ya da diğer kenar fark etmez. Bu kenar olursa yani A kenarı diğer kenarının karekök çarpımında yazılabiliyor mu diye bakalım. Yani burası A çarpı B şeklinde oluyor mu diye bakalım burada da. O zaman bu olursa arkadaş. Dur bakalım bu olursa. Hocam A eşittir kök AB olur. Karesini al. A kare eşittir A çarpı B yapar. Şunlar şunlar gitti. Yine A eşittir B olur. A eşittir B olursa yine bir eşkenar üçgen çıkar. Yani bu söz konusu değildir. Bak mükemmel bir soru.
Gerçekten çok güzel bir soru. İki durumu da inceledim. Bu da oluyor, bu da oluyor. Bu olmuyor. Çünkü bu olursa eşkenar üçgen çıkıyor. Açılar tutmuyor burada. Peki bir kenarı birken, diğer kenar x. Şunu başka kalemle yapayım. Diğer kenar x ve diğer kenarda y olursa hocam. Burada ne yapacağız? Mesela y şu olabilir hocam. Ben y kenarını seçeceksem ortak olan kenarı. Hani y kenarı diğer iki kenarın çarpımını karek şeklinde seçersen. Hocam burası kök x olursa kök x değeri x'ten küçük olduğu için, bu hipotenüs olduğu için hocam bu olamaz. Bu durum olamaz. Bak ortak olan kenarı bu seçersem, şu ikisinin karekökü şeklinde seçersem olmadı. Çünkü Pisagor bağıntısı sağlanmaz. Hipotenüs daima büyük olmak zorunda. Bu durum incelenemez. Ama o zaman ne yapayım? Biz şunu seçebiliriz kardeşim. Şuraya y dedik de ortak olan kenar bu olabilir. Yani burası diğer iki kenarın çarpımının karekökü. Yani kök y şeklinde olabilir. Böyle bir üçgen söz konusu mu diye inceleyeceğiz burada da. Y var, kök y var, 1 var. Öyle bir üçgen bulunamıyor biliyor mu diye bakacağız. Bakalım arkadaşım. Y kare buradan neye eşit oluyor? 1'in karesi artı kök y'nin karesi. Y yap ya da kök y'nin karesini şöyle bir yazayım. O zaman buradan ne geldi? Y kare eksi kök y'nin karesi y eksi 1 eşit 0 yaptı. Çarpanlar ayrılıyor mu diye bakacağım burada. Hocam çarpanlar ayrılıyor mu? Valla eksi 1'e artı 1 desek şurayı elde edemiyoruz. O zaman bunun kökü var mı yok mu diye nasıl inceleme yapılır? Diskriminant. Diskriminant. Delta neydi arkadaşlar? Şu delta yazayım pardon. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. B kare B dediğim eksi 1. Hemen eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi. Eksi 4. A şunun katsayısı. Y karenin katsayısı 1. A dediğim 1. C dediğim de eksi 1. Delta buradan ne oldu arkadaşım o zaman? Eksi 1'in karesi artı 1 yaptı. Şurası da artı 4 yaptı. Burası 5 yaptı. A 5 sıfırdan büyük. Diskriminant sıfırdan büyük olduğu için bir kök oluyor. Demek ki y'nin değeri bir kök oluyor. Köklü bir şey. Mesela kök 5 artı 1 bölü 2 mesela. Burada devamını yapmama gerek yok. Sonuçta burada kök var mı? Var. Kök varsa burada bu değer var demektir. O zaman ne oldu? Hocam bir kenar diğer iki kenarın çarpımının karekök şeklinde yazılabiliyor. Öyle bir kök çıkıyor. Dolayısıyla bunu da seçebiliriz. Yani 4 de seçilir. Cevap o zaman 1, 2, 4 yapar. Mükemmel bir soru. Gerçekten ama gerçekten çok hoş bir soru. ÖSYM bunun geometrik ortalamasını sordu. Ben de ÖSYM pardon aritmatik ortalamasını sordu. Ben de sana bunu nasıl sordum? Geometrik ortalamayla ilgilisini sordum. Ve 4 durumu da inceledim. 4 durumu da inceledim. Sanırım ÖSYM 3 durumlusunu sormuştu. Yani eksik hiçbir parça kalmasın diye her durumu sana gösterdim. Çok güzel bir şey öğrendim burada. Kökün olması falan filan. Gerçekten güzel bir şey öğrendim. Hatta böyle ÖSYM'nin sorduğunda böyle bir yerine böyle 3-4-5 üçgeni falan da düşünmüştük aslında orada. 3-4-5 üçgeni de düşünülebilip karekli oluyor mu olmuyor mu? Gerçi olmuyor 3-4-5'i düşünürsek. Bak hocam 3-4-5'i düşünürsek 4 diğer iki kenarın çarpımı karekli olmuyor. Olmuyor. Ama bak dikkat et 4 diğer iki kenarın toplamının nesi oluyor? Yarısı oluyor. 5 artı 3 bölü 2 sayısı oluyor. Ama 3-4-5 sağlanıyor hocam. Burası 1 demişti diyeceksiniz. ÖSYM'nin sorduğu sorudan bahsediyor. O zaman denklemi 3'e böl kardeşim. Dik üçgenin bu olur. 3 bölü 3 1. 4 bölü 3. Burası da 5 bölü 3 dersin o zaman. Böyle bir üçgende sağlanıyor. İşte yani şu 4 bölü 3 kenarı diğer iki kenarın toplamlarıyla şu kenarla şu iki kenarın toplamının yarısı şeklinde yazılabildiği için bu da ortalama üçgen denilebilirdi. Oradaki sorunun çözümünde de sana yolu da göstermiş oldum. Evet gençler yine güzel şeyler öğrendik. Yine ufuk açıcı şeyler öğrendik. Ve nereye geldik? Geniş ve dar açılı üçgenlere geldik. Bunun da devamı bir sonraki ders olacak. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Açıkenar bağıntılarının devamında yani 15. günün 3. dersinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.